kvartalına Remscheid'den, Almanya'nın Remscheid şehrinden sesleniyoruz. Bugün burada İGMG Remscheid şubesinin organize etmiş olduğu Kutlu Doğum programı var. Event Arena'dan sesleniyoruz. Gerçekten Türkiye'den çok değerli hocalarımızın katıldığı, buradan birçok gönül dostlarının da tanıdığı İsmail Tüzen hocamız, Türkiye'den Ömer Döngeloğlu hocamız bu programa iştirak edecekler inşallah diyoruz. Program Remscheid İGMG şubesinin organize etmiş olduğu Kutlu Doğum programına destek veren bir iş adamımız var. Ama önce bir tanışalım. Adım Bayram Söylemez. Remscheid'de ikamet ediyorum. Aslen Gümüşhane, Kelket, Gümüşgöze köyündenim. Yaklaşık 35 senedir Remscheid'deyim. Bayram kardeşim ne iş yapıyor? El aletleri satıyoruz. Daha ağırlıklı araba sanayisine, inşaat sanayisine el aletleri satıyoruz. İnternetten pazarlıyoruz. El aletleri deyince biraz açalım. Türkiye'de hırdavat diye geçiyor herhalde. Türkiye'de hırdavat diyorlar. Burada handwerk diyorlar. Spezial handwerk diyorlar. Genellikle araba sanayisine enjektör sökmek için, motor tamirleri için her türlü spezial vertikte bize bulunuyor. Yani buradan tamirhanelere sesleniyoruz diyorsunuz. Özel anahtar ihtiyacı olduğu zaman bize başvurabilirsiniz. Evet, hem tamirhanelere hem de Mayıs elektriklere sesleniyoruz. Teşekkür ediyoruz. Kutlu Doğum programına destek verdiniz. Allah razı olsun diyoruz. Son olarak eklemek istediğiniz, selam göndermek istediğiniz tabii Türkiye'de dahil. Evet, buradan köyüme selam gönderiyorum. Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi, Gümüşgöze köyüne, bütün akrabalarıma buradan selam. Sana başarılar diliyoruz. Sağ olun. Efendim kardeşimize teşekkür ediyoruz. Bu bölgede bu işi yapan ilk ya da tek, doğru mu? Bu bölgede derken Almanya genelinde eBay'de en büyük satıcıyız, durumdayız. Bu bölgede de birkaç tane hariç tekiz. Kutluyoruz. Evet efendim, ülkem insanı her alana el atmış diyoruz. Kardeşimize teşekkür ediyoruz bu güzel programa destek verdiği için diyoruz ki eklemek istediği varmış. Buradan anneme, babama, eşime, çocuklarıma tekrar teşekkür ediyorum. Benim arkamda durdular. Beni bu duruma getirdiler, onlar oldu. Evet, her başarılı erkeğin arkasında bir kadın varmış diyoruz. Bir baba, bir anne. Daha doğrusu bir aile var. Aile olmak ne güzel. Efendim teşekkür ediyoruz. Asıl programımıza geçiyoruz. Kıymetli kardeşlerim, İslam Topluluğu Milli Görüş Teşkilatları Remscheid Şubesi'nin hazırlamış olduğu Kutlu Doğum programı ve aynı zamanda yeni alınmış olan Allah'ın evinden bir şubenin bir katkı olsun gayesiyle hem alemlerin efendisi Resulü Sekaleyn İmamül Harameyn Ceddül Hasaneyn Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ı anmak ve hatırlamak için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Sizleri şahsım ve İslam Toplum Milli Görüş Remscheid Şubesi adına sevgi, saygı, muhabbet ve hürmetle kucaklıyor. Hepinizi selamlar, en iyi olan Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyil ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Seyyidina Muhammedin Nebiyil Ümmi ve ala alihi
İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatları Düsseldorf Bölgesi adına, şahsım adına ve Remşahit Şubemiz adına uzaktan yakından katılımcı olarak gelen çok değerli hanımefendi kardeşlerim, beyefendi kardeşlerim, kardeş kuruluşlardan katılmış olan değerli başkanlarım, hocalarımız ve sanatçı kardeşimiz İsmail Tüzen Bey ve Türkiye'den aramıza biraz sonra katılacak olan Ömer Döngel kardeşimiz, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz diyorum. Her gün halin soramadım, dua etsem alamadım. Yüzüne doyamadım, annem hakkın helalinde. Her gün halini soramadım. Hasbihallerimiz devam ediyor. Şu anda da Kadın Kolları Başkanımız yanımızda. Ben Hülya Gündüz. Kadın kolları olaraktan, yiyecek standları olaraktan kadınlar, biliyorsunuz erkeklerin peşinde daima kadınlar vardır. Erkeklerimiz organizeyi yaptılar. Yiyecek bölümlerimizi biz bayanlar olarak destek verdik inşallah. Bu konuda kadınlar kolu olaraktan tüm emeği geçenlerden Allah razı olsun diyorum. Bundan sonra da desteklerini inşallah bekliyorum. Bundan sonra çok desteğe ihtiyacımız var. Alman devletinde İslamiyet'i yüceltmek istiyoruz kısacası. Peki, teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Allah razı olsun sizlerden de. Sizlerden de. Efendim, Kadın Kolları Başkanımıza teşekkür ediyoruz. İnşallah hasbihallerle devam edeceğiz. Bütün alemin onun sevdasına.
bu programda emeği geçenlerin başında olan Bektaş Köroğlu kardeşim ve yanında da Barış kardeşim var. Daha doğrusu Bektaş Köroğlu kardeşim bu programın koordinatörü. Bildiğimiz gibi kutlu doğum haftasında bulunmaktayız. Dolayısıyla burada yaşayan Müslüman kardeşlerimize, Peygamber Efendimiz'i hatırlatmak, onun hayatından bir nebze de olsa bir şeyler vermekten ortaya çıkan bir neticeydi. Ve sonuçta da bugünkü gördüğünüz bu program ortaya çıktı. Katılımdan memnun muyuz? Elhamdülillah. Hakikaten teşkilat hayatında ilk defa 2,5 hafta kala bütün biletleri bitirip ve maalesef kapatmak zorunda kaldık bilet satışlarını. Hamdolsun. Bu gösteriyor ki buradaki yaşayan insanların özellikle Peygamber Efendimizle alakalı olduğu için bir özlem. Kendilerini o programda bulmak istediklerini gösteriyor. Bir hissiyat var Peygamber Efendimiz'e karşı. Biz de bu hissiyatı hissettiğimiz için bu programı ortaya koyduk. Biz Remşahit'te 20 yıldan beri ufak bir camide hizmetlerimizi yapıyoruz. Fakat bu hizmetlerimiz gitgide arttı. Öğrenci sayımız arttı, cemaatimiz arttı, gençliğimiz, kadınlar gençliğimiz hepimiz çoğaldık. Ve yeni bir yere ihtiyacımız oldu. Bunda elhamdülillah geçtiğimiz aylarda imzasını attık. Yaklaşık 1250 metrekare büyüklüğünde bir yeni yerimize sahip olduk. Bu programda da inşallah bu gelirleri de bu cami alımındaki masraflara kullanacağız. Onun için bu duyarlılıklarından dolayı kardeşlerimize de tekrardan teşekkür ediyoruz. Ben tabii dediğim gibi ekip işi olduğu için ekibime hakikaten teşekkür etmek istiyorum. Barış kardeşimiz olsun. Kendisi şubemizin tanıtma başkanı, bu programla ilgileniyor. Kadınlar Teşkilatı Başkanımıza, bölgemize, Cemiyet Başkanımız özellikle bütün yetkiyi vererekten desteğini bizden esirgemedi. Bizden önemli olan halkımıza hakikaten teşekkür ediyorum. Bizleri utandırmadılar. Yüzümüzün akıyla bu programda çıkacağımız için ben hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Kanal 7'ye de size de ayrıca teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sen yoktun. Hazreti İsmail'in alnındaydı nuru. İbrahim'i bir dua yükseldi kimsesiz çöllerde. Rabbimiz dedi. Onlara kendi içlerinden senin ayetlerini okuyacak. Kitap ve hikmet öğretecek onlara. Onları temizleyecek bir elçi gönder. Amin dedi 18 bin alem. Nurunla aydınlanan minicik ellerini semaya kaldırarak amin dedi İsmail. Hira burada amin diyerek ayağa kalktı. Medine'den adı Uhud olan bir amin yaklandı. Sevr'dan da. Sen yoktun sultanım. Hazreti İsa Ahmet diye muskuladı seni. Alemlerin efendisi diye sana seslendi. Artık ben sizinle çok söyleşmem dedi havalilerine. Çünkü bu alemin reisi geliyor. Bekleyin. Kainata rahmet geliyor. Yeni aldığımız camiyi burada kardeşlerimize hani daha iyi hizmet verebilmek için, gençlerimize, geleceğimize yatırım yapmak için hani onun için aldık. Normal cami olarak diyor hani diyoruz o şekilde gözüküyor ama asıl gaye biz orayı eğitim merkezi olarak kullanacağız. Diyelim cadde eksenli şeye insanları kaybetmek istemiyoruz. Yani oralara gitmesinler. Cami eksenli cemaat yetiştirmek istiyoruz. Yani kardeşlerimizin buralara gelmesini istiyoruz. Efendim başkanımıza teşekkür ederiz. Başkanım demek istiyor ki biz yeni bir cami aldık. Bütün gönül dostlarının yardımlarını bekliyoruz. Bu camimize, bu derneğimize yardım etmek isteyen gönül dostlarının yardımlarını bekliyoruz. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bir Medine gelse kalbim hızla çarpmaya başlıyor nedense. İstemiyorum bu yalan dünyayı. İstemiyorum bu günahkar bedeni. Bütün varlığımla, canımla, kanımla seni istiyorum seni. Ve bu akşam Avrupa'mızın, Almanya'mızın Remscheid şehrinde siz çok kıymetli kardeşlerimle birlikte tam bir kardeşlik örneği içerisinde memleketimizin, milletimizin, Müslüman kardeşlerimizin bir araya gelerek
Allah Resulüne biz seni görmeden sevdik ya Resulallah diyebilmek ve bir güzel programda Allah Resulünü yad edeceğimiz, şad edeceğimiz, aramızda onu anlamaya çalışacağımız bir gecede bir araya geldiğimiz bu güzel programda tüm emeği geçenlere, bu aziz milletin, bu cennet vatanın, bin yıl İslam'ın bayraktarlığını yapmış Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Arabıyla bu aziz milletin güzel kokusu şu salonu kardeşlik içinde dolduran peygamber sevdalısı, hanımefendiler, beyefendiler, basınımızın çok değerli temsilcileri, emeği geçen herkesi ve şu anda burada bulunan bu salonu hınca hınç dolduran asırların ardından Allah Resulü'nü sallallahu aleyhi ve sellemi yalnız değilsin ya Resulallah. Amcan Ebu Leheb mezarında çatlasın. Ebu Cehiller bir kere daha cehennemin dibinde çatlasınlar, kudursunlar. Bu yollar sensiz yürünmeyecek ey Allah'ın Resulü. Gittiğimiz her yerde senin adın, senin kokun, senin sevdan, senin davan bizimle beraber yaşayacak diyerek şu salonu hınca hınç dolduran saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, değerli kardeşlerim, cümlenizi saygıyla, hürmetle, muhabbetle Ebu Eyyub el Ensari Hazretlerinin, aziz İstanbul'un, cennet yurdumuzun, o güzel vatanımızın muhabbetiyle, saygıyla selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, affı, afiyeti hepinizin, hepimizin üzerine olsun. Bir kere daha bu güzel programa hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Cümlenizi gönülden selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Efendim bu haftaki programımızda Rehim Şahit'ten yaptık. Bugün buradaki Kutu Doğum programından yaptık. Rehim Şahit İGMG şubesinin organize etmiş olduğu Kutu Doğum programında. Arka planda görüyorsunuz Ömer hocamız sahne programını yapıyor. Ama biz ayrılmamız gerek. Yine güzel bir haftayı tamamladık. Önümüzdeki hafta bir başka programda, bir başka mekanda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, dostça kalın. Hep bu ekranda kalın. Bu memleket.